Baba. Ahmet. Sen de mevsimsin. Mevsimi. Getirdiniz mi? Evet, babam nerede? En son senin yanındaydı. Geldi mi o da? Evet Ahmetciğim ya. Ben de çok merak ediyorum bak bu soruların cevabını. İsmail nerede? Buraya geldi mi? Kamil nerelerde? Bana neden İsmail'in öldüğü söylendi. Ama vaktimiz var. Öğreniriz cevaplarını. Zaten Mevsim ablan da bize bunları anlatmak için can atıyordur. Doğru mu Mevsim? Ama bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Belki Mevsim ablanın da merak ettiği şeyler vardır. Öğrenmek istediği cevaplar. Mesela annen ablanı terk etti gitti. Arkasına bile bakmadı ama senin üzerine titremiş. Neden acaba? Bak mesela Mevsim ablan çok merak ediyordur bunun cevabını. Ha, gecenin beklenen adamı da geldi. Gel Kamil, gel. Abi. Abi bir konuşmamız lazım. Yalnız. Konuşacağız Kamil. Seninle gayet yalnız ve gayet özel bir şekilde konuşacağız. Ama önce kahvemi içeceğim. Peki. Oturabilirsin dediğimi hatırlamıyorum. Sonra dedim. Sen beni dışarıda bekleyeceksin. Sen de çık dışarı. Sen annenin oğluyla biraz ilgilen. Benim amcanla görülecek bir hesabım var. Ben söyledim amcama. Yapma dedim. Hiç şaşmadım. Ama sen benim evladımsın. Sana vereceğim ceza ile amcana vereceğim ceza arasında bir fark olacak elbet. Baba eğer amcama bir şey yaparsam. Mevsim, kızım. Senin amcan benim kardeşim. Ne yapacağım? Çekip kafasını mı sıkacağım? Sen rahat ol. Kardeşinle ilgilen. Ne bakıyorsun? Bilmem. İlk defa karşılaşıyoruz. Kardeşiz ya sonuçta. Bundan öyle bir garip oldu. Babam nerede? Baban iyi. Merak etme. Burada. Ben seni bayağı büyük biri sanıyordum. Niye? Yani babamın ağzı burnu dağınık fotoğrafını gönderdiğinde annemi tehdit ettiğin için olabilir mi? O benim de annem. Ben sadece onu görmek istedim. Aklıma da başka bir şey gelmedi. O yüzden o fotoğrafları yollamak zorunda kaldım. Belki gelir dedim. Sonuçta beni bırakıp gitti ama artık bir ailesi var. Onları korumak için gelir diye düşündüm. Gelmedi. Annem kötü bir insan değil. Belki de. Ama baban kötü bir insan. Yani filmlerdeki kötü insanlardan da kötü. Yoksa annem seni bırakıp kaçmazdı. (Gülüyor)
Abi. Yaklaşma. Bak, konuşmamız lazım. Bak, mesele göründüğü gibi değil pek. İsmail öldü yani. Göründüğü gibi değilse İsmail yaşıyor demektir. Yok. Hayır, yaşıyor tabii de. Öldürmemem için mantıklı bir sebebim vardı. Ne gibi? Çünkü onu öldürmek hiçbirimizin işine yaramayacaktı. Nesime'yi ancak İsmail'i kullanarak bulabilirim diye düşündüm. İsmail'i öldürmek kendi ayağımıza sıkmak gibi bir şeydi abi. Hükümdarlar kardeşlerini niye öldürtür biliyor musun tahta çıkınca Kamil? Abi, gözünü seveyim, bir hata yüzünden beni öldürmeyeceksin değil mi? Ölmeyen her kardeş ileride taht için hak iddia eder çünkü. Hükümdarların kitabında kardeş katli bu yüzden vardır. İleride doğacak olan kargaşayı daha en başından engellemek isterler. Yani kurulu düzen devam etsin diye sevdiklerinden feragat ederler. Abi, bak abi, bir an yanlış düşünmüşüm abi. Bundan sonrası lafından dışarı çıkmayacağım abi, söz. Vallahi billahi çıkmayacağım, söz. Tövbe. Ama insan yaptığı hatanın bedelini ödemezse döner dolaşır aynı hatayı yeniden yapar Kamil. Olmaz. Olmaz. Yeter lan! Yeter! Sen mi uçadın o zaman? Madem bu kadar önemliydi İsmail'i öldürmek, sen öldürseydin. Ne diye başkasına havale ettin içe? Ne oldu? Baba! O adam mı bir şey yaptı? Yok, o adam mı bir şey yaptı? Lütfen. Ben olsa sana söyleyeceğim. Bir dur ne olur. Ben bakacağım şimdi. Lütfen. Bir şey yok ne olur. Ne olur yapma böyle hadi. Hadi otur ben bakacağım tamam mı? Söz veriyorum. Geliyorum. Adem abi çekil. Baban içeride kalsın dedi. Ya ne demek içeride kalsın saçmalamayı çekil. Gir içeri Mevsim.